TV32 muhabirimiz Isparta halkına sordu. Vatandaşlar ailenizde iş sahibi olmayan kişiler var mı sorusuna ne cevap verdi? TV32 muhabirimiz sordu. Vatandaşlar cevapladı. Isparta halkı şehrimizdeki işsizlik ve iş sorunları hakkında neler söyledi? Bugün Isparta halkına ailenizde işi olmayan var mı, var ise sayısı nedir diye sorduk. Ailenizde işi olmayan var mı? İşi olmayan var. Ben varım öncelikle. Kaç kişi toplam? Benle beraber 2. Bir de kardeşim var. Neden iş bulamıyorsunuz sizce? Neden iş bulamıyoruz? Evet, güzel soru. Ülkede öncelikle herkes istediği işi yapamıyor. Bu bir. Ben sporcuyum. Mesela sporla yani ilgili bölümlerle atamalar olmuyor. Veya farklı farklı adamlar, insanlar istediği işi yapamıyor. Bu yüzden yani bu ülkeye öncelikle eğitim sistemi gelmesi lazım. Bir. Ondan sonra torpilin kalkması lazım. İki. Yani öncelikle adaletin gelmesi lazım. Bu yüzden seçimle de alakalı bir şey söyleyeyim. Yani madem röportaj yapıyoruz burada. Lütfen herkese sesleniyorum buradan. Adaletli olsunlar, düşünsünler ve ona göre karar versinler. Diyeceğim yani bir şey yok. Halk artık uyansın yani. Gözünü açsın. Şunu da ekleyeyim. Ben eski askeri öğrenciyim bu arada. 2015'te biliyorsunuz darbe falan olmuştu bu 2016'da. Mesela okullar kapatıldı. Bir sürü haksız arkadaşım gitti. İçeride yattılar 7-8 yıl. Yani düşün, karar okulundaydık. Ondan sonra bir sürü komutanlarım içerideydi. Yani onlar da haksız yere yattı. Daha yeni yeni çıkıyorlar. Yani bunları da göz önüne alarak lütfen halkımız bu seçimde yani gereken şeyi, özeni göstersinler. İnşallah halkımız için hayırlı olur. Benim sadece annem çalışmıyor. Ben üniversite sınavlarına hazırlanıyorum ama hiçbir umudum yok yani. Eğer hani üniversite kazanırsam da, hani iyi bir bölüm kazansam dahi atama yok. Hani torpil almış başını götürmüş. Seçimlerde şöyle düşünüyorum. Kesinlikle hak, hukuk, adaletin gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu şekilde devam etmez. Takım tutar gibi partide tutulmaz. Hangisi iyiyse ona verilir. Kötüyse devam edilmez yani onunla. Şu an ne bekliyoruz? Çocuklarınız da falan var mı? Var. Var. Kaç kişi? 2. Biri okuyor, biri boşta. Neden, işi bulamıyor mu? Buluyor da bizim bir başkan rica ettik. Başkalarına işi buluyor, bizim çocuklara bulmuyor. Bizim Isparta halkı olarak. Bizim çocuklarımızın hakkına giriyor. Bir de yardımcı olsa biz de ona yardımcı olmayı düşünürüz. Neden böyle olduğunu düşünüyorsunuz peki? Oraya müracaat var. Müracaatta fabrikalara yönlendiriyoruz diyor. Fabrikalarda da denk gelmiyor diyor. O belediyenin iş emeklisi yok mu? Emekli olanların birinin yerine kat. Onları salmıyorlar galiba. Onlar iş yok diye şey diyorlar. Bizim de şu anda oğlan var boşta. Başkanın yanına kaç sefer çıktım. Beklemede kalın. Şu anda beklemedeyiz. Normalde bu emekli olanlar var yani. Bu EYT'den olsun. EYT'de çıkanlar çok. Durup da emekli olanlar var. Onların yerine almalar lazım. Şu anda adam alınmayacak diye beklemede kalıyor. Koyuyorlar daha doğrusu. Bunlar da geçici olarak. Biz o kadar iktidar gördük. Geçici herkes. Ama bunlar saygı ederse biz saygı ederiz onlara. İşimiz var. Çocuğum bir tane kızım var İstanbul'da. Öğretmen. Var tabii. Kaç kişi? Bir kişi. Torunum mu bak, üniversite bitirdi. Bilgisayar mühendisi, yazar. Çocuğumun işi yok önünde. Neden iş bulamıyor sizce? Yok. Çalıştı bir zaman. Bir ay Ankara'yla, iki ay Ankara'yla, bir ay Antalya'yla buluyordu. Ne bileyim işte, gençler niye böyle? O yurt dışına geçeceğim diye şey etti ama tabii gençlere akıl ermiyor yavrum. Emek çekti, okudu. Tabii canım, işsiz olmam mı? Hep. Kaç kişi? 1, 2, 3, 4. Bir tanesi öğrenci, 4 tane işsiz. Neden iş bulamıyorlar sizce? Vallahi işsizlik şöyle ya, etkili bir adamın olursa olur. Vallahi ben bulamadım bir sürü ya, bir işlere ben yapamadım vallahi, beceremedim. Yani bir adamın falan mı olacak herhalde, öyledir mutlaka öyledir. Ben bulamadım, yapamadım, katamadım vallahi. Torpille mi iş bulunduğunu düşünüyorsunuz? Tabii canım. Bu durum nasıl önlenebilir sizce? Vallahi bu nasıl önlenir? Yani adalet ön plana çıkarsa olur ya. Şart koşacaksın. Üniversite mezunu olmayan bir adam milletvekili olamayacak. Milletvekili ilkokul mezunu adam milletvekili oluyor. Öyle bir şey olur mu? Bizim halimiz sizin için çok kötü evladım. Siz gençsiniz. Biz nasılsa biz emekli olduk. Bizim işimiz bitti. Bize fark etmez. Çok. Kaç kişi? 3. Neden iş bulamıyorlar? Bulurlar. Çalışmıyorlar. KPSS'ye çalışmıyorlar.
Çalışmalar için ne gibi teşvikler yapılabilir sizce? Çalışan çalışıyor. Bak işe giren giriyor. Yani KPSS puanları, şunlar bunlar, her şey ortada. Burada devletin yapacağı bir şey yok. Noter çekilişi deniyor. Notere de mi güvenilmiyor? Değil mi? En güvenilir yer noter. Notere bile güvenilmiyor şu anda. Yazık yani. Noter sana noterliğini mi yaksın gençlik için? Her şey ortada. Hak reva yani riayetinde bence. Çalışmalar güzel. Devletimizin. Eksiği yok. Ama gençlikte şey yok. Heyecan yok. Ailede çalışan yok. Neden? Yaşlandık. Emekliyiz. Hepsi çalışıyor çok şükür. Yok hayır. Çok. Kaç kişi? 2. Neden iş bulamıyorlar sizce? Nedenini ben ne bileyim ya, işte bulamıyorlar işte. Yok. İş var mı piyasada? Yok. Benim oğlum 2 tane üniversite bitirdi. Boş. 2 tane üniversite. Adama gittim ne teklif ediyor? Asgari ücret. Onu yapacağını evde otursun daha iyi yani. Var. Kaç kişi? 1 kişi. Neden bulamıyor sizce? Kör olduğu için. Engelli, görme engelli. Peki görme engelliler için sizce özel bir iş veya imkan sağlanabilir mi? Yani çok da bir şey olmaz herhalde. Görme engelli ne yapabilir ki? Daha çok yardım edebilirler. Çok az bir maaş veriyorlar. Var. Kaç kişi? Oğlum var. Neden iş bulamıyor sizce? Yok, piyasada iş yok. Ondan...